Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tek hat ve empedans diyagramları konusuna bakacağız. Bildiğiniz gibi 3 fazlı bir iletim hattı hesaplama kolaylığı açısından 1 faz ve 1 nötr olarak göz önüne alınıyordu ve hesaplamalar 1 faz için yapılıyordu. Sistemlerimiz genellikle dengeli olduğu için ve bu durumda nötr iletkeninden de bir akım geçmeyeceği için devre diyagramları çizildiği zaman nötr hattı ihmal edilir. Bunun yanında sisteme dahil olan cihazların da eşdeğer devreleri yerine bunların standart sembolleri kullanılarak diyagram sadece bir fazdan oluşan bir hat olarak ifade edilir ve bu gösterime sistemin tek hat diyagramı denir. Dedik ki yükler dengeli olarak kabul ediliyor tek hat diyagramında ve 3 faz yerine tek bir hat olarak gösteriliyor. Bu tek hatta sistemin belirli özellikleri incelenebilir. Basit bir enerji sisteminin tek hat diyagramı burada şekilde gösterilmiş. Ayrıca burada kesiciler şöyle dikdörtgen sembollerle gösterilmiş. Sistemimizde sol tarafta 2 tane jeneratör ve yük A dediğimiz bir tane indüktif yükümüz var. Transformatörümüz var 2 tane. Ayrıca sağ tarafta da yine bir jeneratör ve bir indüktif yük var. Bunların örnek olarak değerleri aşağıda yazılmış. Burada T1 ve T2, 3 adet tek fazlı transformatörden oluşturulmuştur. Her bir transformatör 10 MV amper, 3.81/38,1 kV değerinde. İletim hattımızın reaktansı 17,4 ohm diye verilmiş. Böylece şeklimiz bu şekilde gösterilmiş. Enerji sistemlerinde yük analizi ve kısa devre analizi yapılabilmesi için tek hat diyagramından empedans diyagramına geçiş yapmamız gerekiyor. Empedans diyagramını da oluşturabilmek için sistemi meydana getiren elemanların eşdeğer devreleri göz önüne alınıyor. Burada empedans diyagramı ve reaktans diyagramı için jeneratör, motor, transformatör ve iletim hatlarının nasıl gösterileceği burada verilmiş. Jeneratörler kendi elektromotor kuvvetlerine seri bağlı birer empedansla gösteriliyor. Motorlar da aynı jeneratörler gibi gene EMK ve bir empedansla, seri bağlı bir empedansla gösteriliyor. Transformatörler kendi eşdeğer devreleriyle gösteriliyor. İletim hatları da T veya P devrelerinden herhangi biriyle temsil ediliyor. Reaktans diyagramında ise zaten adından da anlaşılacağı gibi sadece reaktanslar gösterilmiş. Yani gene jeneratör gösterildiği zaman bir elektromotor kuvvet ve ona seri bağlı bir reaktans. Gene motor içinde bir elektromotor kuvvet ve seri bağlı reaktans. Transformatörün de gene bu dirençleri kaldırdığımız zaman sadece eşdeğer bir reaktansla gösteriyoruz. Gene iletim hattını da sadece eşdeğer bir reaktansla gösteriyoruz. O zaman burada gösterilen şu empedans diyagramı için gösterilen ifadeler kullanılarak yukarıda verilen bu tek hat diyagramının empedans diyagramını çizmek istersek şu şekilde çizebiliriz. Şimdi sol tarafımızda ne vardı? 2 tane jeneratörümüz var. O zaman ben şu jeneratörleri kopyalayayım şuradan. Şöyle. İki tane jeneratörümüz var. Şunları kaldıralım. Şöyle.
Bir tane indüktif yükümüz vardı. İndüktif yükü normal şeyle gösteriyoruz. Şöyle. İndüktif yük olduğu için bir direnç ve seri bağlı bir reaktansla ifade ediyoruz. İndüktif yükümüzden sonra T1 transformatörü vardı. Dedi ki transformatörleri kendi eşdeğer devreleriyle gösteriyoruz. Eşdeğer devreyi de gene şekilde burada primer tarafı temsil eden direnç ve reaktans, sekonder tarafın direnç ve reaktansı, burada manyetik kısmı temsil eden direnç ve reaktans gösterilmiş. Daha sonra iletim hattımız vardı transformatörden sonra. İletim hattını da dedik ki T veya P devrelerinden biriyle gösteriyoruz. Burada P devresiyle gösterilmiş. Bu devrelerle ilgili şeyler, anlatımlar enerji iletimi dersinde gösterilmiştir. Pi devresinde iletim hattı orta kısımda seri bir empedans, hattın başında ve sonunda da birer kapasitif reaktans gösteriliyor veya admittans diyebiliriz paralel olduğu için. Bu iletim hattından sonra tekrar transformatörümüz var. Transformatörümüzü şöyle çizelim. Transformatörümüz. Transformatörümüzden sonra da jeneratörümüz ve yükümüz var. Yine şuradan bir jeneratör alayım. Ve şu ikisini birden alayım. EG1, EG2, üçüncü jeneratör. Şimdi şeklimizde şurası jeneratör 1 ve 2 diyelim. Şu yük A diye gösterilmişti. Şurası T1 transformatörüydü. Bu pi devresi şeklinde ifade ettiğimiz iletim hattıydı. Sonra gene T2 transformatörümüz vardı. Jeneratör 3 var. Ve son olarak da yük B var. Bu şekilde gösterdiğimiz diyagramımızı empedans diyagramı olarak isimlendiriyoruz.
Dedik ki impedans diyagramı güç sistemlerinde yük analizi yapılacağı zaman kullanılır. Yani işte baralardaki gerilimler, iletim hattındaki aktif reaktif güçler gibi istediğimiz birçok şeyi bu devreleri kullanarak bulabiliriz. Arıza analizi yapılırken indüktif reaktans dirence göre çok büyük olduğu için direnç genellikle ihmal ediliyor. Döner makine şeklinde olmayan yüklerin, yani statik yüklerin, buradaki yük A ve yük B dediğimiz şekildeki yüklerin arıza analizi esnasında toplam hat akımı üzerindeki etkileri az olduğu için bunlar da gene ihmal edilebilirler. Ancak senkron motor şeklindeki yükler arıza hesaplarına mutlaka dahil edilmelidir. Bu motorlar çünkü kısa devre anında meydana getirdikleri EMK ile arıza akımını desteklediklerinden dolayı bunların arıza hesaplarında kullanılması gerekiyor. Fakat asenkron motorlar arıza hesaplarında dikkate alınmıyorlar. Çünkü bunların arıza akımı üzerindeki etkileri senkron motor gibi değil. Sonuç olarak arıza hesapları için bütün statik yükler, dirençler, transformatörlerin mıknatıslanma akımları, iletim hatlarının kapasitif akımları, yani şunun üzerinde gösterirsek şöyle. Ne dedik? Bütün statik yükler, şunlar, dirençler, şunlar, yani bütün bu dirençlerin hepsi. Transformatörlerin mıknatıslanma akımları, iletim hatlarının kapasitif akımları, şunlar hepsi gidecek. Bunlar kısa devre akım yanında çok küçük oldukları için ihmal edilirler ve empedans diyagramı bu sefer reaktans diyagramına dönüşür. Dolayısıyla biz bunları kaldırdığımız için jeneratörlere bakacak olursanız, jeneratör sadece bir EMK ve bir reaktans da gösterilmiş. Statik yükler zaten yok. Transformatörler sadece reaktans da gösteriliyor. İletim hattı sadece reaktans da gösteriliyor. O zaman bunları göz önüne alarak yukarıdaki devreden reaktans diyagramını elde etmek istersek şu şekilde yeniden çizebiliriz. Artık jeneratörlerimizi bu sefer bir EMK ve sadece reaktans da göstereceğiz. Dedik ki transformatörler bir reaktansla gösterilecek. İletim hattı gene tek bir reaktansla gösterilecek. Gene transformatör 2 sadece bir reaktansla gösterilecek. Benzer şekilde üçüncü jeneratörümüz de bir EMK ve seri bağlı bir reaktans da gösteriliyor. Artık reaktans diyagramında şeyler, statik yükler yok. Burada da şunlar XT1, X hat, XT2, EG3, şekline dönüşüyor böyle. Burada çizdiğimiz de reaktans diyagramı.
Burada bir 3,81-38,1 kilovoltluk transformatörümüz vardı. Aynı şekilde bu yükseltici tabii. T2 transformatörü de aynı değerleri göz önüne aldığımızda bu sefer 38,1'e 3,81 diye alçaltıcı veya düşürücü transformatörümüz var. Şimdi burada 3 adet tek fazlı transformatörden oluşmuştur demişti. Normalde eğer bir şey demeden, şimdi ileride per unit konusu var, bundan sonraki konumuz. Orada transformatörün değerlerini verdiği zaman biz onu 3 fazlı olarak göz önüne alıyoruz ve verilen bu gerilim değerlerini de fazlar arası gerilim şeklinde düşünüyoruz. Ama burada özel olarak belirttiği gibi 3 adet tek fazlı transformatörden oluşturulmuştur dediği zaman da bu verdiği şeyler 3.81, 38.1 kilovolt gibi değerler. Bu sefer bunlar fazlar arası gerilimler değil, faz gerilimleri şeklinde göz önüne alınacak. Yani bizim şu yıldız ve yıldız üçgen transformatörümüzü göz önüne alırsak şeklimiz şu şekilde. Yıldız durumda şu 3.81'e 38,1, öbürü de 38,1 bölü 3.81 kilovolt şeklinde, şu şekilde. Burada dedik ki bu verilen gerilimler faz gerilimleri. 3 fazlı transformatör olsaydı bunlar doğrudan şu fazlar arası değerler olacaktı. O zaman ben faz gerilimlerinden fazlar arası değerlere geçmek istediğim zaman nasıl yazacağım? Köküç çarpı, hani fazlar arası gerilim, faz geriliminin köküç katıydı. 3.81, o da 6,66 kilovolt şeklinde. Veya 6,6 diye. Bu taraftan da gene yıldız bağlı olduğu için fazlar arası gerilim, faz nötr gerilimin gene köküç katı 38.1 çarpı köküç 66 kilovolt. Diğer yıldız üçgen bağlı olan transformatörümüz bu sefer de 38,1 bölü 3,81 kilovolt şeklinde düşüneceğiz. Gene faz gerilimi olarak düşünüyoruz. 38,1 kilovolt faz gerilimimiz ise fazlar arası gerilimimiz köküç çarpı 38,1 buradan 66 kilovolt olarak elde ediliyor. İkinci taraf, yani sekonder taraf üçgen bağlı olduğu için fazlar arası gerilim zaten doğrudan buradaki değere eşit, yani 3,81 kilovolt şeklinde. Yani faz gerilimimiz doğrudan fazlar arası gerilime eşit. Evet, dedi ki soruda bir şey demeden transformatörlerimizi verirse bunları 3 fazlı transformatör olarak göz önüne alıyoruz ve verilen değerleri de fazlar arası olarak işlemlerde kullanıyoruz. Ama buradaki gibi 3 tane tek fazlı transformatörden oluşmuştur dediği zaman, o zaman verilen rakamları veya verilen değerleri faz gerilimleri olarak düşüneceğiz. Fazlar arası gerilimleri de artık yıldız veya üçgen bağlı olması durumu için kendimiz elde edeceğiz. Bundan sonraki konumuz per unit konusu. Per unit sistemler bizim 3 fazlı devre hesaplarımızda kullandığımız, güç sistemleri analizinde kullandığımız hesaplarda bize kolaylık sağlayan bir yöntem. Tabii ki güç devresi hesapları gerçek değerlerle yapılabildiği gibi bu per unit dediğimiz değerlerle de yapılabilir. Burada yapılan işlemler bu sefer biraz daha kolaylaşıyor. Zaten şimdi örnek çözümlerinde bunları göreceksiniz. Bu per unit değerler aslında verilen bir değerin, yani gerilim, akım olsun veya işte empedans olsun,
bunların baz olarak seçilen bir değere oranı şeklinde gösteriliyor. Bu oranlar per unit şeklinde. Bu sefer artık sistemimizde volt, amper, ohm cinsinden büyüklüklerle uğraşmak yerine bütün gerilim, akım ve empedans ifadelerinin hepsi per unit şeklinde ifade ediliyor. Örnek olarak mesela sistemimizde şöyle farklı 3 tane gerilim seviyemiz olsun. Mesela 108 volt, kilovolt, 120 kilovolt ve 126 kilovolt şeklinde 3 tane gerilimimiz olsun. Bunlardan herhangi birini biz baz değer olarak seçebiliriz veya zaten soruda işte jeneratör tarafını baz olarak göz önüne alın veya yük tarafını baz olarak göz önüne alın veya bunların dışında şu gerilim ve şu güç değerlerini baz olarak alın diye bize söylenecek. Bu sefer ona göre biz kendimiz bu ifadeleri elde edeceğiz zaten per unit değerleri. Şimdi baz değer olarak 120 kilovoltu aldığımızı düşünelim. Mesela V baz eşittir 120 kilovolt olsun. O zaman bu bütün değerleri 120 kilovolta oranlayarak yeni değerler elde edeceğiz. Bu elde ettiğimiz değerlere de per unit değerler diyeceğiz. 120 kilovolta hepsini oranlıyorum. O zaman bu değerlerimiz artık kilovolt cinsinden söylenmeyecek. 0,9 per unit şeklinde söylenecek. Bu zaten kendisi olduğu için 1 per unit. Diğeri de gene 1,05 per unit diye elde edilecek. Böylece büyük rakamlarla uğraşmak yerine aslında daha küçük rakamlarla uğraşmak belki işlem kolaylığı da sağlayacak. Ayrıca rakamlar arasında biraz daha böyle manalı bir şekilde mesela daha farklı bir ifade elde edilmiş gibi düşünülebilir. Mesela 108 kilovolt ile 120 kilovolta baktığımızda mesela pek bir şey mana ifade edemiyor gibi düşünebiliriz ama mesela per ünite baktığımızda mesela bir tanesini %100 gibi düşünürsek yani diğer gerilim de bunun %90'ıymış şeklinde düşünülebilir veya bu gerilim bunun %5 daha fazlası gibi bir düşünce de olabilir. Ayrıca bu verilen ondalık ifadeleri yüzde şeklinde de verebiliriz. Bunlar da o zaman %90, %100 ve %105 şeklinde ifade edilebilir. Genellikle gerilim ve güç değerleri baz olarak seçiliyor hesaplamalarda. Ve diğer büyüklükler de yani akım, empedans gibi diğer büyüklükler de bu seçilen güç ve gerilim ifadelerinden türetiliyor. Yani bizim baz değerlerimiz, şöyle diyelim baz değerler, güç ifademiz baz olsun ve gerilim ifademiz baz olarak alınırsa o zaman akım ve empedansı biz bu değerlerden şöyle elde edebiliriz. Mesela baz akım güç ifadesini hatırlarsanız yani görünür güç eşittir V çarpı I'dan bulunuyordu. O zaman I baz S baz eğer bir faz için yazıyorsanız S baz bir faz bölü V baz faz nötr şeklinde yazabilirsiniz. Yani şu bir faz anlamında, şu da faz nötr anlamında. Ayrıca empedansı elde etmek istiyorsanız da Z baz gene görünür güç ifadesi V kare bölü Z'den bulunabiliyordu. Buradan Z'yi çekerseniz bu sefer de V kare baz faz nötr bölü S baz bir faz. Eğer yani bir fazın gücü elimizde varsa yani bu şekilde bulabiliriz.
3 fazlı devrelerde de buradan farklı olarak işte kök3 işin içine girecek akım için. Gene baz akımı yazarken I baz S baz 3 faz bölü kök3 çarpı. Bu sefer yazacağımız gerilim artık faz nötr değil de ne olacak? V baz faz faz olacak. Fazlar arası gerilim. Gene empedansın baz değerini elde etmek istiyorsanız bu sefer de V bazın karesi fazlar arası bölü S baz 3 faz şeklinde yazacaksınız. Bunlar gene genelde kilovolt ve megavolt amper olduğu için aslında o 10 üzeri 3 ve 10 üzeri 6 ifadelerini kullanmadan doğrudan şeyleri, empedansların baz değerlerini hesaplamamız mümkün. Burada şimdi tabii iletim hatlarımızda transformatörler olduğu için güç sisteminde o tek hat diyagramda da çizdiğimiz gibi yani jeneratörden çıktıktan sonra iletim hattında farklı bir gerilim seviyesi, yük kısmında farklı bir gerilim seviyesi gibi durumlar söz konusu. Bu nedenle de bu devreyi mesela 3 parçada düşündüğümüz zaman 3 tane farklı gerilim seviyesi varsa bizim baz gerilimlerimiz de bu transformatörlerin dönüştürme oranından dolayı değişecek. Buna bağlı olarak da gene soruda verilen ilk baştaki empedans değerlerimiz de bu değişimden dolayı gene yeni baz değerlere göre hesaplanması gerekiyor. Buna bakalım. Şöyle diyelim. Per unit değerlerde baz değiştirme diyelim. Baz değiştirme. Burada eski değerleri kullanarak ve yeni baz gerilim ve güç değerlerini kullanarak empedansları elde etmek istiyoruz. Normalde bizim Z baz ifademiz V kare baz artık 3 faz şeylerini yazmıyorum. Bölü S baz şeklindeydi. Ayrıca bir değerin per unit ifadesi yani önemli değil empedans olması. Akım veya gerilim için de aynı şey geçerli. Gerçek değer bölü baz değerden bulunuyor. Gerçek değeri şöyle gösterelim. Baz değeri de zaten Z baz şeklinde yazıyordum. Bu gerçek değer. Bu da baz değer. Per unit değer, gerçek değer bölü baz değer dedik. Şu yazdığımız Z baz değerini şurada yerine yazarsanız, şuraya getirirseniz. O zaman Z per unit eşit olacak. Z omega çarpı S baz bölü Z V kare baz şeklinde olacak. Yani şu ifadeyi şuraya yazdık. Buraya yazınca V kare baz bölü S baz oldu. S baz da yukarıya ters döndüğü için üst tarafa geçti paydadan paya geçti. Şimdi biz eski değerimizi şöyle gösterelim. Z per unit eski eşittir. Z gerçek çarpı S baz eski bölü V baz eskinin karesi
Bu eski anlamda old kelimesinin ilk harfi. Yeni olan da z per unit yeni. Gene z gerçek çarpı s baz yeni v baz yeninin karesi şeklinde. Bu da yeni. New kelimesinin ilk harfi. Bu iki terimi oranlarsanız, oranladığımız zaman şöyle, z per unit ve düzenlersek z per unit yeni eşit olacak z per unit eski çarpı v baz eski bölü v baz yeninin karesi burada da s baz yeni bölü s baz eski şeklinde empedansların yeni per unit değerleri bu ifade yardımıyla hesaplanabilir. Empedansın yeni PU değeri. Şimdi şöyle bir örnekle devam edelim. Gene sol tarafta bir jeneratörümüz var. T1 transformatörümüz var. İletim hattımız var. Sonra transformatör ve sağ tarafta da iki tane motor var. Burada jeneratör, motor ve transformatörlerin karakteristik değerleri yazılmış. İletim hattının reaktansı 80 ohm şeklinde verilmiş. Burada jeneratör değerlerini baz alarak sistemin reaktans diyagramını çiziniz demiş. Jeneratör değerlerini baz alacaksınız. Yani jeneratör değerlerini baz alırsak, jeneratörün değerleri neydi? Yani genellikle dedik ya, güç ve gerilim ifadeleri baz alınıyor. O zaman bizim baz alacağımız değerler şu 30 megavolt amper ve 13.8 kilovolt olacak. Yani bizim S baz dediğimiz 30 kilovolt, 30 megavolt amper ve baz dediğimizde 13.8 kilovolt. Burada şimdi şöyle bir durum var. Transformatörlerimizin dönüştürme oranlarına bakıyoruz. Şimdi T1 transformatörü 13.2 bölü 115 şeklinde verilmiş. Dedik ki eğer bir şey demezse bu verilen değerini anlayacağız. 3 fazlı bir transformatör olduğunu ve bu verilen 13.2'nin 115'in de fazlar arası gerilimler olduğunu anlayacağız. Ama T2 transformatörü nasıl? T2 transformatöründe 67 bölü 12.5 kilovolt demiş ve 3 adet tek fazlı transformatörden oluşmuştur demiş. Böylece bu verilen değerlerin biz fazlar arası değil de faz gerilimleri olduğunu biliyoruz. O yüzden bunları işlemlere alırken fazlar arasını düşünerek uygun şekilde işleme alacağız. Şimdi birinci transformatörün dönüştürme oranını kullanarak ve jeneratör kısmından başlayarak diğer iki tarafın şeylerini bulmak istiyoruz. Gerilimlerini bulmak istiyoruz. Şöyle yazalım. Şimdi jeneratör değerlerini baz alarak demişti. Jeneratör değerlerimiz zaten 13.8 olduğu için bu birinci tarafın baz gerilimi 13.8 kilovolt. Şurası 13.8 kilovolt. Şimdi amacımız burayı bulmak ve bunu kullanarak da yük tarafını elde etmek. Şimdi transformatörlerimizin dönüştürme oranını kullanıyoruz. Burada bir oran yazabilirsiniz. Yani şöyle, üçgen taraf 13.8'e bağlı. Yani 13.2 13.2 kilovolt 13.8
kilovolt olmuşsa 115 kilovolt ne kadar olacak diye bir oran yazabilirsiniz. O zaman da buradan 115 çarpı 13.8 bölü 13.2'den 120,23 kilovolt diye elde edebilirsiniz. O zaman buraya 120,23 kilovolt diyorum. Bu iletim hattı kısmının baz gerilimi. Bu gerilimi kullanarak bu sefer de motor tarafını veya yük kısmının baz gerilimini elde etmek istiyorum. Gene transformatörlerin dönüştürme oranlarına bakacağım. Yıldız taraf buraya bağlı. Şimdi yıldız taraf bağlı ama verilen değer bu 67. Faz gerilimiydi. Bize fazlar arası gerilim lazım. O zaman orayı yazarken nasıl yazmam lazım? 67 çarpı kök 3 120.23 ise, yani şuraya yazayım. Kök 3 120,23 kilovolt olduğuna göre demişiz. 12,5 kilovolt ne kadar olur? O zaman x eşittir 120,23 çarpı 12,5 bölü 67 çarpı kök 3. Buradan da 12,93 kilovolt elde ediliyor. Demek ki ikinci tarafın da, pardon, üçüncü tarafın baz gerilimi de 12,93 kilovolt olarak elde ediliyormuş. Yani verilen taraftan başlıyoruz. Diğer tarafları transformatörlerin dönüştürme oranlarını kullanarak elde etmeye çalışıyoruz. Bize jeneratör kısmı verilmişti 13.8 kilovolt diye. Transformatörün dönüştürme oranını kullanarak dedik ki 13.2, 13.8 ise 115 ne kadar eder dedik ve 120.23 elde ettik. İkinci transformatöre baktığımızda da burası 67, yani kök 3 çarpı 67, 120,23 ise 12,5, bu taraf 12,5 diye verilmiş. 12,5 kaçtır dedik. Oradan da 12,93'ü bulduk. Yani şu gerilim şuysa bu gerilim nedir diye bunu elde ediyoruz. Burada şu baz gerilimleri bulmanız çok önemli. Çünkü bunlar zaten en baştan, yani bu ilk işlemlerden yanlış bulduğunuz anda bundan sonraki yapacağınız bütün işlemler yanlış olacaktır. Dolayısıyla buraya dikkat etmeniz önemli yani. Şimdi bunları kullanarak ve bu arka tarafta elde ettiğimiz şu formülü kullanarak yeni per unit empedansları elde etmeye çalışıyoruz. Transformatörlerin önce şeylerini bulalım. Yeni reaktans değerlerini hesaplayalım. Şimdi şöyle yazıyoruz. Bunlar reaktans olarak verilmiş. Subtransient reaktanslar. Biz de şöyle yazıyoruz. X T1 diyelim. Bu yeni anlamda XT1'in eski değeri çarpı V baz eski bölü V baz yeni karesiydi. Güç ifadelerinde de S baz yeni bölü S baz
eski şeklindeydi. Burada yeni dediğimiz zaten bizim çözüme başlarken bulduğumuz değerler. Eski dediğimiz de soruda verilen değerler. Şimdi şu xt1 eski dediğimiz soruda verilen şu 0,20 olacak. Hangisini transforma türü hesaplıyoruz? 0,10 olacak eski değer. Gene gerilimler için eski değerler ya 13.2 ya 115 kullanacaksanız bunlardan biri olacak. Eski gücümüz de 35 megavolt amper olacak. Yeni değerler de zaten yeni değer burada 2 tane var. V baz yeni ile S baz yeni. Onlar da şu değerler olacak. Buna göre yazalım. XT1 eski, soruda verilen reaktans değeri 0,10'du. Çarpı V baz eski, gene sorudaki transformatörümüzün değeri 13.2 idi. Bölü V baz yeni 13.8, bunun karesini alıyorsunuz. Çarpı S baz yeni, yeni değer sorunun başında bize verilen baz değer 30 megavolt amperdi. Eski güç değeri de transformatörün kendi gücü 35 megavolt amper. Buradan işlem yaparsanız 0,0784 per unit şeklinde elde ediliyor. Bakın biz şu 13.8 ve 13.2'yi kullandık. Şurası 13.2 idi. Şurası 115'ti kilovolt. Yani 13.2 bölü 13.8 dedik. Eski gerilim bölü yeni gerilim. Benzer şekilde diğer tarafı da kullanabilirdik. O zaman da 13.2 bölü 13.8 yerine 115 bölü 120,23 de yazabilirsiniz. Oran değişmeyeceği için istediğiniz ifadeyi kullanabilirsiniz. Yani bunun yerine biz 115 bölü 120,23 de yazabilirdik yani parantez içine. Böyle de yazabiliriz. İkinci transformatörümüz için değerimizi hesaplayalım. XT2. Gene eski değeri 0,10 çarpı eski gerilimi şurada şimdi 12,5'la 12.93'ü de alabilirsiniz. Veya kök 3,67 ile 120,23'ü de alabilirsiniz. İstediğiniz tarafı seçmek size ait. 12,5 bölü 12.9 karesi. Şu yeni güç değeri her yerde aynı, 30 değişmiyor bu. Ama gerilim değeri nerede olduğunuza göre, yani iletim hattı tarafında mısınız, yük tarafında mısınız, jeneratör tarafında mısınız diye farklı değerler alabiliyor. Ama şu 30 sistemin bütün her yerinde değişmeden 30 olarak göz önüne alınıyor. İkinci transformatörümüzün gücü 30 olarak verilmişti. Evet, 10 megavolt amper olarak verilmiş. Ama 3 tane olduğu için şöyle 30'u açık şekilde yazalım. 3 çarpı 10 diye. 3 çarpı 10. Buradan da 0,093 per unit. Artık dikkat ederseniz bulduğunuz değerleri ohm, amper veya volt cinsinden yazmıyoruz. Bakın yeni reaktanslarımızın birimi per unit. Bundan sonra iletim hattının reaktansına bakalım. Şimdi iletim hattımızın reaktansını eski değeri kullanan transformatör ve jeneratörlerde eski değeri kullanarak yeni değeri buluyoruz. Ama iletim hattı için böyle bir şey söz konusu değil. Yani iletim hattının eski değeri, yeni değeri diye farklı reaktans değerlerini, güç değerlerini kullanarak bir hesabımız yok. Burada da şunu kullanıyoruz. Hani per unit değer eşittir gerçek değer bölü baz değer, biraz önce yazmıştık. Bunu kullanacağız. Şimdi gerçek değerimiz zaten soruda verilen
şu 80 ohm değeri reaktansın. Baz değeri de biz kendimiz en ilk başta yazdığımız bu gerilim ve gücü kullanarak bulduğumuz ifadeden baz empedansımızı önce bulacağız. Sonra gerçek değer bölü baz değerden de per unit değeri bulacağız. Yani söylediklerimizi yazalım en iyisi. Z baz baz değerimiz gerilimin karesi bölü güç ifadesinden bulunuyordu. Şimdi normalde biz 120,23 çarpı 10 üzeri 3 kilovolt olduğu için karesi bölü güç değerimiz dedik ki her yerde aynı. 30 çarpı 10 üzeri 6 megavolt olduğu için. Böyle yazabiliriz. Buradan da 481,84 ohm şeklinde çıkıyor. Ama pratiklik olsun diye pratik olma açısından bizim sorularımızda neredeyse %100'e yakın hep gerilim değerlerimiz kilovolt, güç değerlerimiz de megavolt amper cinsinden olduğundan biz şu ifadeyi şöyle yazmak yerine daha kolay şu şekilde yazabiliriz. Doğrudan 120,23'ün karesi bölü 30 şeklinde yazabilirsiniz. Yani bu kilovoltun karesi mega olacak. 10 üzeri 6 olacak. Aşağıda da 10 üzeri 6 olduğu için birbirini götürecek. Bu şekilde de yazarak yine 481,84 ohm yazabilirsiniz. Bu baz değeri bulduktan sonra per unit değer dedik ki iletim hattının yeni değeri gerçek değer bölü baz değerden hesaplanıyordu. Gerçek değer 80 ohm verilmişti. Baz değer 481,84 şeklinde. Yani burayı oranlarsanız 0,166 per unit olarak elde ediliyor. Motorların yeni reaktansları şeyler gibi aynen transformatör ve jeneratörlerin hesabı gibi. Yani biraz önce kullandığımız o eski değer, yeni değerli formülden. Aynı şekilde şöyle yazalım. X motor 1 eski reaktansı 0,20 eski gerilimi soruda verilen 12,5 kilovolt. Yeni değeri bizim bulduğumuz 12,93 kilovolt karesi. Güç dedi ki soruda verilen bize baz değer olarak verilen güç ifadesi 30 dedik. Bu her yerde aynı. Yani jeneratör için, iletim hattı için ve yük için 30 megavolt amper değişmiyor. Motorumuzun gücü 20 megavolt amper şeklinde verilmişti. Buradan da 0,28 per unit şeklinde birinci motorumuzun reaktansı elde edilmiş oldu. İkinci motorumuzun reaktansı da gene eski değerimiz 0,20. Eski gerilimiz soruda verilen gerilim değeri 12,5 bölü 12,93 karesi. 30 bölü 10. Buradan da 0,561 per unit olarak elde ediliyor. Bu elde ettiğimiz ifadeleri kullanarak devremizin reaktans diyagramını çizelim. Bizden onu istemişti zaten, değil mi? Bakalım. Jeneratör değerlerini baz alarak sistemin reaktans diyagramını çiziniz. Şimdi dedik ki jeneratörü reaktans diyagramında nasıl gösteriyorduk? Bir EMK ve ona seri bağlı bir reaktans da gösteriyorduk. Bu jeneratörümüz. Jeneratörümüzün reaktansı 0,15 ohm. Ondan sonra transformatörümüz
vardı. İletim hattımız vardı. Gene bir transformatörümüz vardı. Onları da şu şekilde yazalım. Birinci transformatörümüzün yeni reaktansı 0,0784'tü. İletim hattımız 0,166'ydı. Yani yukarıda J'leri yazmadık. Reaktans olduğunu biliyoruz zaten. Ama bu diyagramı çizerken bunlar reaktans mı, direnç mi onu belirtmek için önüne J'yi mutlaka koymamız lazım. İkinci transformatörümüz de 0,093 ohm şeklinde. Sonra paralel bağlı iki tane motorumuz var. Motorlar da dedik ki aynen jeneratörler gibi bir EMK ve ona seri bağlı bir reaktans da gösterilecek. Birinci motor, ikinci motor. Birinci motorun reaktansı 0,28. İkinci motorun reaktansı 0,561 şeklinde. Bu şekilde reaktans diyagramımızı elde ediyoruz. Bir daha şunu bir tekrar edelim. Dedi ki bize jeneratör değerlerini baz olarak alalım ve sistemin reaktans diyagramını elde edelim. Jeneratörün değerlerini baz olarak aldığımız için bizim gerilimimiz ve gücümüz 13.8 kV ve 30 MV. Dedi ki transformatörlerimiz olduğundan dolayı bu gerilim seviyesi iletim hattında ve yük kısmında farklı değerler alacak. Bunu da transformatörlerin dönüştürme oranını kullanarak tekrar yeniden hesaplamamız gerekecek. 13.8'i zaten soruda bize vermişti. Transformatörün dönüştürme oranını kullanarak da yani gerilim işte 13,2, 13.8 ise 115 kaçtır diye oran kurarak ve yani 115/13.2 kadar artırarak 13.8'i 120,23 kV'a çıkarmış oldu. Sonra da ikinci transformatörümüz 3 tane tek fazlı transformatörden oluştuğundan dolayı şu verilen rakamlar dedik ya fazlar arası gerilimler değil de 67 ve 12,5 faz gerilimleridir. Burada yıldız bağlı olduğu için 67'nin önüne bir de ne gelecek? Kök3 çarpanı gelecek. Yani kök3 çarpı 67 120,23 kV'muş. O zaman 12,5 da 12,93 kV'a karşılık gelecek. Bu baz gerilimleri bulduktan sonra transformatörlerin yeni baz değerlere göre reaktanslarını hesapladık. Birinci transformatörümüzün eski reaktansı, eski gerilim bölü yeni gerilim oranlarının karesi çarpı yeni güç ve eski güç oranlarından 0,0784 per unit. Benzer şekilde ikinci transformatörümüzü 0,093 per unit olarak hesapladık. İletim hattının yeni reaktansı dedi ki bu formülü kullanmıyoruz. Burada da şu gerçek değer bölü baz değerden per unit değeri elde ediyoruz. Burada baz değer gerilimin karesi bölü güç ifadesinden elde ediliyordu. Bunlar dedi ki kilovolt ve megavolt amper şeklinde verildiğinden dolayı bu şeylerin yanına yazmaya gerek yok. Doğrudan önündeki rakamları yazabilirsiniz. Aşağıda da onu tekrardan yazmışız. Yani 120,23'ün karesi bölü 30'dan 481,84 ohm bulmuşuz. Per unit değer de gerçek değer bölü baz değerden 0,166 per unit olarak elde edilmiş. Motorların yeni baza göre per unit reaktansları da aynı jeneratörler ve transformatörler gibi dedik hesaplanır. Burada da gene birinci motorun eski reaktansı 0,20, eski gerilimi 12,5 kV, yeni gerilimi 12,93 kV, yeni gücü 30 MV amper, eski gücü de 20 MV amper. Yani şunlar soruda verilen değerler.
Şu diğer değerler de, bunlar da baz değerler. Bunları kullanarak 0,28 ve 0,561 olarak bulduk. En sonda reaktans diyagramımızda jeneratörü bir EMK ve seri reaktansla, transformatörleri ve iletim hatlarını da birer reaktansla gösterecek şekilde çizdik. Motorlarda dedik aynen jeneratör gibi bir EMK ve ona seri bağlı reaktansla gösteriyoruz. Bu videomuzda bu kadar anlatımımız. Bundan sonra gene per unitle ilgili bolca örnek çözeceğiz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.